Canuncuğum merhabalar. Merhaba. Bakın ben ne zamandır sizi arayacağım. Bir türlü arayamadım, fırsat bulamadım. O zaman hiç acele etme, uygun olduğunda ararsın. Şimdi biraz işim var, sonra konuşuruz. Olur mu canım? Aa, olmaz. Ben size bir kahve ısmarlamadan hayatta bırakmam. Türk kahvesi bana çok dokunuyor. Çay da öyle. Zamur da gerçekten çok uzun sürer. Sonra ararsın, uzun uzun konuşuruz. Hadi benim çok işim var. Görüşürüz. Bay bay. Zaten benim için düşündükleri rol ailenin iyi çocuğu. Öyle şerefsiz herifler oynama zaten. Öyle öpüşmeli şeyli falan bir şey yok herhalde ha? Yok efendim. Zaten kainat için düşündükleri rol ailenin iyi kızı. Yani Munis kendi halinde. Dışarı hiç falan çıkmayan. O kadar da değildir. Yok yok öyle. Bir çarşıya pazara çıkıyorumdur ama. Sanmam. Evde miymişim sürekli? Yani. Sen temiz, iyi bir aile çocuğuna benziyorsun. Öyle diyorsan öyledir. Sen bir düşün istersen kainat. Oku şu kitabı. Senaryo efendim. Aa, senaryoyu. Sonra kimle görüşecekseniz görüşürsünüz. Bana göre de bir şeyler var mıdır filmde ha? Çok güzel taklit yaparım ha. Sakıp Sabancı, Adnan Şenses falan. Öyle bir figürasyonluk durum olursa ben size haber veririm. Ben rahatsız etmeyeyim daha fazla sizi. İyi bakalım. İyi günler. Hadi güle güle. Haberleşiriz sonra. Ben sevdim bu çocuğu. İyi bir aile çocuğuna benziyor. Sen de oku şu kitabı. Bir bu eksikti. Arayamıyorum ama seni çok merak ediyorum. Müsait olunca konuşalım. Kainat! Yani şimdilik bir terslik yok. İyi bari. Sevindim. Dün gece uyuyamadım seni düşünmekten. Peki kavga falan çıkmadı değil mi? Yok yok. Her şey yolunda. Kainat, bir bakıver kızım. Benim şimdi kapatmam lazım. Sonra görüşürüz. Tamam tamam, buldum ben makasın yerini. Ya kainat. Senin eline bir CD geçti mi? Ya çalınacak müzikler için diyorsan DJ'ye verildi o. Hayır öyle değil. Yani ne bileyim eve gelmiştir, belki bulmuşsundur. Yok hiç öyle bir şeyden haberim yok. Tamam canım önemli değil zaten. Neyse o zaman ben Almira'yı bulayım tamam? Sonra görüşürüz. Kainat. Ya ben bu konuyu aslında yüz yüze konuşmak istiyordum. Ama bir türlü fırsatımız olmadı. O yüzden ben de... yani biliyorum öyle kameraya karşı konuşmak çok saçma ama... ben daha fazla beklemek istemiyorum. Ya anladım ki kaçmak çözüm değilmiş. Beklemek de bir işe yaramıyor. Bak... fotoğraf benim için ilk başta... yalnızca bir haber fotoğrafıydı. Ama sonra her gün görmek istediğim, gözlerine bakmak, sesini duymak istediğim, her saniye yanında olmak istediğim birinin fotoğrafına dönüştü. Kainat, ben bunu daha önce hiç kimseye söylemedim. Seni seviyorum. Çok seviyorum.
Abla? Ablacığım ödümü kopardın ablam ya. Bir ses eder insan bir şey yapar. Ne zaman geldin sen? Şimdi. Şey toparlanıp çıkalım da geç kalmıyorum, şu okul işini halledelim. Abla sen de bir ne izliyordun? Ha? Hiç. Hiç. Ben duydum ama. O şey ya. Abla, sen bu çocuğa karşı ne hissediyorsun? Ya ben hep başka birini seviyorum diye düşündüm bu zamana kadar. Onun için kalkıp İstanbul'a geldim biliyorsun. Sonra Can çıktı karşıma. Başta arkadaşım diye düşündüm tabii. Bana çok iyi davranıyor. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa yanımda. Beni hiç üzmedi. Hiç incitmedi. Gözümün içine bakıyor. Sen bayağı bayağı aşık olmuşsun bu çocuğa. Hı? Hadi şey yapalım, biz gidelim, okula geç kalacağız. Hadi yürü. Abla konuşamadık daha. Hadi Güneş, hadi. Hadi ablacığım. Babacığım, biz dışarı çıkıyoruz, alışveriş falan. İyi, iyi, çıkalım. Çıkalım derken? Kızım, beraber çıkalım işte, yalnız gitmeyin. Babacığım, sen sıkılırsın şimdi öyle bakkal, market falan. Kainat, beraber çıkalım dedim. Ben de yol izi öğreneyim, hadi. Kim arıyor? Ege. Aç, aç, bekletme çocuğu. Efendim. Evet. Şaka yapıyorsun değil mi? Tamam, söylerim ben. Oldu, iyi günler. Senin için iş bulmuş dizide. Onu söylemek için aramış. Hadi, çıkalım, hadi.